Arterlerinizden tıkanıklıkları temizlemek için en iyi besinlerden bahsedelim. Tıkanıklığa neden olan plaklar hakkında konuşurken, üç şeyden bahsediyorum. Kolesterol kombinasyonu, hasar dokusu, yani fibrozis yaratan belirli bir protein türü ve kalsiyum. Bu, arterinizin içinde iltihaplanma veya bir tür sorun olduğunda, bunun üzerine bir yara bandı gibi kapatmak için gereken üç bileşendir. Bilmeniz gereken ilk şey, iki tür plak olduğudur. Yumuşak plaklar vardır. Ayrıca sert plak veya kalsifiye yani kalsiyumlu plak var. İkisi de birbirinden oldukça farklıdır. Yumuşak plak çok kararsız ve daha tehlikelidir. Sert ve daha yoğun plak daha stabil ve daha az tehlikelidir. Yumuşak plaklar kalsifiye plaklardan 4 kat daha yaygındır. CAC testi yaptığınızda sonuç olarak size bir değer yani skor verirler. Bu skor arterlerinizde ne kadar plak olduğunu sadece kalsifiye plakları değerlendirerek hesaplar. Çünkü kalsifiye plağa dönüşme sürecinde olan yumuşak plakların büyük bir kısmı CAC testinde tespit edilmez. CAC paradoksu denilen bir durum var. Bu durumda CAC skorunuzun arttığını görebilirsiniz. Diyetinizi değiştirdikten, kötü şeyleri temizledikten ve sağlıklı olmaya başladıktan sonra skor artabilir. Peki neden böyle bir artış yaşanır? Aslında bu durumun kötüleştiğini göstermez. Sadece daha fazla yumuşak plağın daha stabil hale geldiği sert plağa dönüştüğü anlaşılmalıdır. Yapabileceğiniz başka testler de var, bu yumuşak plak miktarını daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Çünkü bu yumuşak, tehlikeli, kararsız plağı tespit etmek için en iyi test, CAC testi değildir. Bunu değerlendirmek için hangi testleri yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Kısaca bahsedeyim, Genellikle bununla bağlantılı olan glikasyon adını verdiğimiz bir şey daha vardır. Glikasyon nedir? Bu şeker ve proteinin birbirine bağlandığı durumdur. Bu, vücudunuzda sorunlar ve iltihaplanma yaratan belirli bir protein türünün kilitlenmesi ile ilgilidir. Yumuşak plaklar genellikle başta LDL olmak üzere oksidasyonla daha fazla bağlantılıdır. Genel olarak tüm LDL'lerden bahsetmiyorum. Daha patojenik olanından bahsediyorum. İki tür LDL vardır. Daha küçük olan bir LDL türü vardır. Buna küçük yoğun LDL denir. Bu daha tehlikeli ve daha patojenik olan türdür. Diğer LDL türü ise çok farklıdır. Bu büyük ve yüzen türdür. Bu patojenik olmayan türdür. Sadece iki tür olduğunu bilmenizi istedim. Size kan testinizde verilen sonuçları kullanabileceğiniz çok basit bir yöntem göstereceğim. Hangi tür LDL'ye sahip olduğunuzu belirlemek için ilk olarak uzun bir isim olan mieloperoksidaz ve lppla 2 lipoprotein ile ilişkili fosfolipaz A2 değerleri önemlidir. Bunlar yumuşak plak varsa bunu tespit etmeye yardımcı olan iki biyolojik işaretleyicidir. Yaptırmanız mümkünse sizin için daha yararlı olabilecek başka bir test var. Bu test nispeten ucuz hızlı ve vücuda zarar vermeyen bir yöntemdir. Bu test, karotis arterleri ultrasonudur. Bu, sorunun %98,6 oranında tespit edilmesini sağlar. Dikkat edilmesi gereken diğer gerçekten önemli değerler HDL ile ilgilidir. Bu değerin artmasını isteriz. HDL, patojenik kötü LDL'yi temizleme eğilimindedir. Düşük seviyede olması gereken bir sonraki şey trigliseritlerdir. Çünkü trigliseridler yüksekse, bu çok fazla karbonhidrat tükettiğinizin bir göstergesidir. Bu testi yaptırmak, lipitlerle ilgili gerçekte ne olduğunu değerlendirmenin iyi bir yöntemidir. Buna lipoprotein insülin direnci denir. Eğer bir kan testi yaptırırsanız, bunu da eklemelerini talep edin. Seviyesini bilmek oldukça önemlidir. Çünkü bu değer, tüm faktörler arasında kalp ve damar hastalıklarıyla en çok bağlantılı olan değerdir. Şimdi, LDL için küçük yoğun partiküllere mi, Yoksa büyük yüzer partiküllere mi sahip olduğunu nasıl anlayabileceğimizden bahsedelim. Bu testi yaptırmadan, yapmanız gereken şey, LDL değerinizi apolipoprotein B olarak adlandırılan başka bir şeyin değerine bölmektir. Bu, lipoproteinin parçacıklarının sayısını gösteren bir değerdir. İdeal olarak, bunun nokta 1.2'den büyük olması gerekmektedir. Bu, patojen olmayan büyük, yüzücü LDL'yi gösterecektir. Bütün bunlar size çok ilginç ve biraz karmaşık gelmiş olabilir. Bu yüzden doğrudan bu plağı temizlemeye yardımcı olabilecek besinlere geçeceğim. İlk besin: Piknojenol. Yani çam kabuğudur. 150 mg almalısınız. Piknojenol yumuşak plakları daha stabil hale gelmesi için kalsifiye plaklara dönüştürülmesine yardımcı olur. Ayrıca plak oluşumunu önler. İkinci besin: Gotu Kola olarak adlandırılır. 450 mg gotu kola almalısınız. Gotu kola, piknojenolün işlevini artırmaya yardımcı olur. Böylece, bu plakların daha stabil plaklara dönüşmesini sağlayacak ve plak oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır. Üçüncü çözüm, K2 vitaminidir. Bu, damarlardaki kalsifikasyonu önlemede en etkili şeydir. Temelde, arterlerinizde kalsifikasyon oluşmasını durdurur. K2 vitamininden mikrogram birimiyle almanızı önermiyorum. Miligram dozlarla almanızı öneririm. Miligramlık dozlarla alabileceğiniz bir takviye bulmak için biraz araştırma yaptım. Çok fazla ürün yok ve şahsen benim de böyle bir ürünüm yok. Bu dozajlarda satan herhangi bir şirketle de bağlantım veya ilişkim yok. Fakat yine de bunu sağlayan bir şirket buldum. Firmanın adı Life Extension. Ürünleri Mega K2 olarak adlandırılıyor. ABD'dekiler için bunun bağlantısını aşağıya ekleyeceğim. Bir sonraki çözüm, nattokinase. Nattokinase, karotis kalınlığını azaltmaya yardımcı olabilir. Ve son çözüm ise, niyasindir. Kontrollü salınım olanın yerine, yüzde ve vücutta biraz kızarıklığa neden olan türünü alın. Bazı insanlar, bu türden pek hoşlanmıyor ama kolesterol açısından ihtiyacınız olan budur. Size bir sürü takviye alın demiyorum. Sadece en güçlü olanları öneriyorum. Ayrıca plak oluşumunu önlemek için de harika etkiler yaratan bazı diğer besinlerden de bahsedeceğim. Bunlardan önemli oldukları için bahsetmem gerekiyor. Tokotrienoller, arterlerin iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı olur. Bu, bir tür E vitaminidir. Berberin bitkisi de gerçekten iyi bir seçenektir. Ayrıca, yaşlandırılmış sarımsak, magnezyum ve potasyum da alabilirsiniz. Eğer arterler sert ve katıysa, onları yumuşatmaya yardımcı olur. Bir de çok güçlü bir iltihap önleyici olan D vitamini var. Arterler için gerçekten faydalıdır ve plak oluşumunu önleyici bir vitamindir. Aşağıya bahsettiğim bilgilere ait referansların birçoğunu ekledim, göz atabilirsiniz. Plak oluşumunu önlemeye yardımcı olacak en iyi yemek veya yiyecekleri bilmek istiyorsanız, ilgili videoyu hemen buraya ekliyorum. Bunu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.